Sultan. Zübeyde Hatun ve İsfizari sizinle görüşmek ister. Zübeyde Hatun ve İsfizari mi? Alasın içeri. Hayrola Zübeyde? Sultan, sefere hazırlanacak mancınıklar için iyi çelikler, büyük yaylar lazımmış. Bunlar Berk Yaruk'un emir olduğu diyarlarda bulunur. Berk Yaruk da büyük mancınıklar yaptırırken iyi çelikler ve büyük yaylardan istifade ederdi. Üstad İsfizari'ye tarif ettim. O da istenilen malzemeler olduğunu tasdik etti. Zübeyde Hatun doğru der Sultan. Tarif ettiği çelik ve yaylar tam da ihtiyacımız olan cinstedir. Güzel. O halde hazırlıklar başlasın. Tez Berk Yaruk'tan malzemeler istensin. Ferman buyurursanız bu meseleyle bizzat alakadar olmak isterim. Berk Yaruk'a gerekli pusulayı göndertir, emniyet için tedbirler alırtırım. O çelikler ile yaylar sefer hazırlığı için çok mühimdir. Emin misin böyle bir hazırlığı tertip edebileceğine? Hanedan hatunları her daim öyle kervanlar tertip ve idare etmişlerdir. Malumunuzdur. Ben de buna benzer daha evvel çok sevkiyat tertip ettim Berk Erkun yanındayken. Müsterih olasınız. Hem ben buraya yükünüzü hafifletmeye geldim. Bunca meşgalenin arasında bir de sevkiyat ve emniyetle uğraşmayasınız. Vazifede, mesuliyet de senindir. Kuracağımız güçlü ittifakın ilk hamlesi imdi senin ellerindedir Emir Tacil Mülk. Yıllardır yerinde sayarsın, hor görülürsün, ezilirsin. Eğer Melikşah'ın hazırlıkları netice verirse sen yine payı alamazsın. Nizamülmülk ve Sencer payı alır. Buna mani olalım ki ikimiz de yükselelim. İşime yarayacak olursan seninle çok iş yapacağız Hasan Sabbah. Tapar oğlum, sefer için hususi çeliklerle ipekler lazımmış. Sultanımızla konuşup fermanı aldım. Bunları ağabeyin Berk Yaruk'un diyarından getirteceğiz. Gerekli pusulayı gönderdim. Şükürler olsun. Bu mesele epey düşündürürdü bizi. Omzumuzdan büyük yük kalktı. Geceleriniz hayrolsun. Zübeyde Hatun'a helal olsun. Böyle ehemmiyetli bir işin dahi altından kalkar. O hep böyleydi. Lakin bu muvafakiyet ağabeyim Berk Yaruk'a yazılır bilesin. Ne demektir bu? Sen de bu sefer hazırlığında yıldızını parlat. Hatta seferde dahi en önde sen ol. En büyük zaferleri sen kazan. Son günlerde amcan Tekiş'in adı da anılmaya başladı. Bu hiç ayrı alamet değildir. Hanedanda kimseden geri kalmayasın Tapar. Yapılacak sefer istikbalimiz için de mühimdir. Zübeyde Hatun fetih hazırlıkları için elini taşın altına koymuş, Berk Yaruk'un diyarından gelecek malzemeleri o tertip edermiş. Belli ki sultanımızın iyice gözüne girmeye çalışır. İşte tam da bu yüzden Tacil Mülk bu işi eline yüzüne bulaştırmalı. Git öğren, malzemeleri hangi yoldan getirtecekmiş, nasıl emniyetler almış. O malzemelerin İsfahan'a gelmesini geciktir. Emriniz başım üstüne. Lakin o malzemeler Kuvel fethi için çok elzemdir.
Sübeyde Hatun evvela rezil olsun. Melikşah'ın hışmına uğrasın. Kibrinde bu olsun. Ben ne yapacağımı bilirim. Hiç tasalanmayın Terken Hatun. Emrettiğiniz her işi yapabilecek adamlarımız vardır. Şimdi sana ihtiyacım olan vakit geldi Hasan Sabbah. Sultanım, Melik Tekiş'in elçisi emriniz üzere saraya geldi. Huzurunuza kabul bekler. Sultan Melikşah Hazretleri, kardeşiniz Melik Tekiş'in selamlarını ve sıhhat temennilerini arz ederim. Sıhhat temennisinde bulunan Tekiş. Ne diye zehirlendiğimizde hadsizlik etmiş o vakit. Daha akıbetimiz belli olmadan saltanat derdine düşmüş. Melik Tekiş, hanedan mensubu olarak saltanattaki hakkını hatırlatmak istedi. Demek gözü bizim ölümümüzü bekler. O ne dilediyse yaptım. Şayet aklını başına devşirmez ise öz kardeşim demem. Devletin nizamı için gerekeni yaparım. Nerededir şimdi? Nişabur yakınlarında. Avlaktadır. Nişabur yakınlarına gelerek gözdağımı verir. Tez ona söyleyesin. Ya belhe dönsün, ya da isyan etmemiş ise huzuruma gelip bağlılığını bildirsin. Ben buyruğunuzu bildiririm. Gerisi Melik Tekiş'in kararıdır. Elçiye zeval olmasa senin kellen ile gönderirdim buyruğumu. Tekiş'in haddine midir benim buyruğum üzerine karar vermek? Kaldırın. Bunu Tekiş'e götür. Asillik etmeye devam eder ise cevabımın ne olacağını bilsin. Atın şunu huzurumdan. Görür müsün Hacı? Biz aramızda birliği tesis etmek için çabalayalım. Öz kardeşimiz neler yapar? Melik Tekiş oldu bitti, böyle asi tabiatlıdır sultanım. İnşallah tez vakitte bu tabiatını terk eder. Anadolu'daki beyliklere haber gönderdik mi? Gönderdim sultanım. Cümlesi yarın vaktinde huzurunuzda olacak gider. Dışarıda haçlılar ile içerideki kargaşaları durdurmak için tek yumruk olmak şarttır.